Merhaba güzel anneler. Bugün sizlere hangi besinlerin anne sütüne faydalı olduğunu, anne sütünü arttırdığını anlatacağım. Biz anneler çok telaş yapıyoruz. Sütüm yetiyor mu? Bebeğim doyuyor mu? Sütüm yeteri kadar var mı diye. Ve hemen araştırmalara koyuluyoruz. Sütü neler arttırır diye. Ben de bununla ilgili bir video çekeceğim size. Öncelikle hazır şeylerden bahsetmek istiyorum. Yeni doğum yaptınız, hastanedesiniz ve sütünüz yok. Ne alabilirsiniz? Hemen eczaneden bu Humana çaylarını alabilirsiniz. Bunların çeşitleri var gece için, gündüz için. İstediğiniz herhangi birini alabilirsiniz. Tabi hazır böyle rezene çayları da var. Hastane için ama bunlar. Ben genellikle böyle taneli alıyorum aktarlardan. Onlar daha iyi oluyor. Bunlar aciliyet durumunda alıp kullanabileceğiniz şeyler. Şimdi besinlere gelirsek eğer bulguru pilav olaraktan, kısır olaraktan birçok çeşitte yapabilirsiniz. Zaten yeşillik, marul, maydanoz, salatalık, ıspanak bunlar da sütü arttıran şeylerdir. Bulgurun yanında bu tarz yeşillik, salata türleri de yaparsanız çok daha iyi sütünüz artar. Gün içinde öğününüzün birinde bari bunları barındırmalısınız. Şimdi bir diğer konuya gelecek olursak, bazı bebeklerimiz emiyor ama aylık aşısına gittiğimizde ya da doktor kontrolüne gittiğimizde çok kilo almadığını öğreniyoruz. Sütümüzü nasıl verimli hale getiririz, nasıl yağlı bir süde sahip oluruz diye soruyorsanız eğer, kaju, badem, ceviz, fındık bunları gün içinde yemelisiniz arkadaşlar. Ara öğün, atıştırmalık olaraktan bunları yemenizi tavsiye ederim. Ve bol sıvı almalısınız. Hoşaf mesela. Bunu da bir diğer videomda anlatmıştım. Hoşafın içindeki kattığımız meyveler de biliyorsunuz kurutulmuş, öğütülmüş meyveler. Kayısı, kuru üzüm. Bunlar da çok fazla sütü arttıran şeyler ve şekerli şıralı su olduğu için sütün verimini arttırıyor. Ve yapmanız gereken bol bol su içmek. Günde en az 2,5-3 litre su içmelisiniz. Unutmayın ki sütün %80'i sudur. Geri kalan %20'lik kısım yağlı kısım, süt dediğimiz kısımdır. Bu da bebeğe faydalı olandır. Siz bol bol su içmelisiniz. Arkadaşlar hastayım. Sesim kötü çıkmış olabilir. Kusura bakmayın. Sizler için çekmek zorundaydım. Kanalıma abone olup beğeni yaparsanız çok memnun olurum. Sormak istediğiniz soruları da yorumlar kısmına yazın lütfen.